Bugün kalp yetersizliği konusunda konuklarımız Avni Bey ve kızı Selva Hanım. Eğer gülümseyeceğiniz, zaman zaman duygulanacağınız bir sohbete hazırsanız onları bekledikleri yerden gidip olun. Rasim Bey gelmiş. Merhabalar, selamlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Rasim Beyciğim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sağ olun, sizleri sormalı. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Nereye yolculuk? Valla Fenerbahçe Parkı'na doğru bir zahmet gidebilirsek. Yürüyüş için gidiyorsunuz. Yürüyüş için gidiyoruz. Güzel. Aşağı yukarı ben bildim bileli kendim spor yaparım. Yani bir fiilen futbolu da bıraktıktan sonra tekrar sporuma devam ettim. Hı hı. Evet, bunun şimdi her şey başıma geleceğini bilirdim fakat kalp yetmezliğinin hani kalbimi bu derece etkileyeceğini bilmezdim. İki kere yoğun bakımda kaldım. Tabii yoğun bakımda kaldım. İşte o vücuttaki ödemleri attık. İlk başlarda bir hafta 10 günde bir doktoruma gidiyordum. Tahlilleri yaptırıyorduk. Hı hı. İşte ödem meselesi, kandaki verilere bakıyorduk. Ondan sonra bu yavaş yavaş aldığım ilaçlar sayesinde doktorumun bana verdiği moralle, kendi moralimizi düzelterek şimdi şu ara aşağı yukarı 2 ayda bir gitmeye başladım. Nasıl, yani nereden şüphelendiniz, ne yaptınız? Vallahi ilk başta benim şüphelenmem, mesela gece uyandığım anda sanki büyük bir efor sarf etmiş gibi nefes nefese uyanıyordum. Başka belirtiler oldu mu yani? Vallahi başka belirtiler. Tabii yavaş yavaş bu vücudumda, bileklerimde bir şişmeler başladım. Bunun dışında nefes nefese kalıyorsunuz, gece uyuyamıyorsunuz. Mesela 2-3 yastıkla uyumayı denediniz mi? Vallahi 2-3 yastıkla da denedim. Fakat tabii bu 2-3 yastıkla denediğim zaman bir parça daha rahat nefes almaya başladı. Hmm. Tabii halsizlik. Onun şeyinde. Tabii, yani bazı öyle bir durum. Nefes nefese kalışlar. Tabii mi? Öyle bir durum oluyordu ki ya bardak masada aşağı yukarı 50-60 santim ileride bardağa uzanmak canım istemiyordu. Tabii kalp yetersizliği teşhisi kondu. Reaksiyonunuz ne oldu? Yani neler hissettiniz o anda? Bu teşhis konduktan sonra kendi kendime bu hayatı ben kendime zehir değil de bayram etmek istiyorum dedim. Sizin yaşantınızda neler oldu? Sizin babanıza bakışınız nasıl oldu? Bunları biraz öğrenelim mi? Bu arada çocukluğumuzdan beri babamız hep spor yapan insandı. Yaşı ilerlese de hiçbir zaman sporu bırakmadı. Tabii ölçülü, belli bir ölçüde kısıtladı. Hep spor yapan insanı görünce tabii böyle de bir fonksiyonların azaldığını görünce çok üzüldük tabii. Malum tabii yaş ilerledikçe bunlar olacak ama birdenbire düşmesi bizi çok üzdü. Şu anda kalp yetersizliği hastalığına yakalanmış hastalara onların Avni abisi olarak onlara ne diyebilirsiniz? Nasıl öğütler verebilirsiniz? Yani herkese benim acizane tavsiyem bir kere sporu bırakmayın. Doktor takipleri, aynı zamanda onlar, ilaçları. Onlar zaten şart. Doktor, yani kalp yetersizliği hastasının mutlaka, yani mesela ben 6 ayda bir doktoruma gitmek zorundayım. Tabii. Hedef 100 yaş. Hedef 100 yaş. Peki şimdi yavaş yavaş. Yani 101 de olsa kabulüm canım. Yani 100'ün üstü her türlüsü kabuldür ya. İnşallah. Avni Bey, sizi burada indirsem uygun değil mi? Uygun hocam, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Her zaman buluşalım, görüşelim inşallah. Sağ olun. Zahmet ettirdik. Size iyi sporlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Neşeli bir yolculuğu geride bıraktık. Siz de bu videoyu paylaşırken sizin gibi kalp yetersizliği konusunda bilgilenmesini istediğiniz arkadaşlarınızı etiketleyerek paylaşın ve onların sağlıklı yaşamasına destek olun. Hayatı sevin, kalbinizi dinleyin.